Selamünaleyküm. Ben kız arkadaşıma dolanmaya geldim. Kilo. Kullanılmış don var mı? Donlar var, donlar var. Uçum yeleği var mı? Öyle mi sevişiyor adam ya? Aaa! Diye böyle giriyor olması lazım yani. Aleti yok Batman'in. Sonuçta saklıyoruz. O yüzden mi çok merak ediyorlar? Burada mağaranın duvarına da bilgisayar yaptırdım yalancı cennet. Masayı koyuyor, masada sıçıyor artık adam işte. Evsiz sakalından çorba içeri. Zarar vermiyorum. Koklayıp yerine koyuyor. Bir tane sesini bulma videosu var. Çok komik. Onu ha evet 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 ya. Onu izlemiştim. Çok saçma. Çok gerçekten deniyor. Başka Batman sesleri deniyor en son hani. Bulma. Sesi kısılıyor en sonunda o yüzden öyle ses oldu. Onun neden acaba öyle? Hep böyle değildi galiba değil mi? Hangi? Christian Bale'ın versiyonu birazcık öyle sanırım. Ya bence biraz abartmışlar o sesi. Ben sevmiyorum o yüzden. Nolan'ın serisini sırf o ses muhabbeti yüzünden sevmiyorum abi. Kötü gözüküyor ya. Abi bok yalan gibi olmaz. Ya neden Batman öyle falan diyor. Hayır, ki? Hayır Batman... Tanınmamak için. Yani bu iş, aleti yok Batman'in. Sesini değiştirmek zorunda değil mi? Ses değiştiricisi yok köylü yani. Köylü gibi böyle. Ya sesten şive yap ya. Şive komisi yapıyorum. Ya Batman! Batman! Ben Batman değilim. Batman! Nerede Joker? Joker! Eski çıkıyor bari değil mi? Nerede kaldın kedi kadın mı ya? İğrenç ama yapamıyordum. Trakyalı Batman. Trakyalı Batman. Çok iyi karakter. La kapçuk ağzı gel bakayım. Joker! Burada mağaranın duvarına da bilgisayar yaptırdım yalancı cennet. Ay. Of. Yalancı cennet. Yalancı cennet. Böyle bir şey canlandırsaydık yani. Sahne değil mi konu? Joker de öyle konusu ya. Joker. O da çingeneymiş. Hepsi roman. Şey oynayayım, Melek Baykal. Cennet Mahallesi'ni şeyle çekiyoruz. Batman karakterini. Batman dünyası Cennet Mahallesi'nde. Evet. Güzel olurmuş. Alişan, Alişan diyorum ben. Alişan Robin. Alişan tam Robin. Alişan olsa Fenerbahçe başkanı geliyor eski. Müjdat Gezen de Batman herhalde. Özkan Nur olabilir. Böyle bağırıyor. Özkan Uğur vardı o dizide. Özkan Uğur evet, abi herkes aa, vardı ya. Zeki Alasya vardı. Abi, doğru. Ben şeyleri çok seviyorum abi. İşte hem sanatçı, hem her dizide oynuyor, iyi kötü demeden. Ve hem kaliteli filmleri de olan adamları seviyorum. Abi bence Özkan Uğur çok iyi bir oyuncu. Ve adam müzisyen diye ona o kadar iyi oyuncu yaftası yapıştıramıyoruz gibi. Ucuz ucuz roman diyor. Eşkıya'da oynuyordu değil mi? Evet, evet. İyi oynamıştı adam. Eşkıya'da. Yeşim Salkım'ın... Yeşim Salkım'ın... Tamam, vuruyor ya şey, spoiler şey. Veriyormuşum. Hani adam ölüyor ya! Dedeler sofrasında da bu işte Özkan Uğur'un şey olduğunu. Yani bizimkilerden biri söyledi hatta. Çok katılıyorum. Eşkıya'da da herkes iyi oynamış zaten. Yani Yeşim Salkım bile... Bunu kötü bir şeymiş gibi söylüyor. Yok ya Yeşim Salkım bile iyi gözüküyor. Ya, Eşkıya'da da herkes iyi oynuyor be abi. Abi yönetmiş. Yok demek. Yok işte iyi yönetmen. Şerif, Yeşim kim, Salkım Şerif Gören mi çekmişler? Yok Yavuz Turgul. Yavuz var ya bizim. Yok Yavuz ya Yavuz. Yavuz Yeşim Salkım'ın iyi oynadığı tek şey. Evet. Ya bir tane Savaş Ay'ın bir filmi vardı. Hatırlıyor musunuz? Savaş Ay filmi çekmiş. Savaş Ay'ın mı? Şeyde oynuyor. Böyle İstanbul Kanatlarımın Altında da oynuyor Savaş Ay. Hayır, işte Savaş Ay'ın yönetmenliğini yaptığı bir film var. A takımı. Ama oradaki o abi, şey Savaş Ay ne zaman deseniz aklıma şapkadan çıkan ölü tavşan geliyor. Abi o videoyu ben canlı yayında söyledim bulamadık o gün. Ama o video gerçekten Türk televizyon tarihindeki en acı video olabilir. Abi çok İzlediniz kötü ya. İzlediniz mi onu? Yani İzledim şu an o söyleyince garip bir şekilde. Geçen de konuştuk. Savaş Ay şey gibi getiriyor tavşanı. İşte şimdi şapkadan tavşan çıkartacağım. Tavşanı bir çıkartıyor, tavşan ölmüş. Masaya bak, masaya koyuyor. Hani öldüğünü anlamıyor tavşanı. Masaya koyuyor, masada sıçıyor altına tavşan. Çok tatsız. Aa falan diye sesler falan var. Çok kötü abi. Yani olacak. Abi yani ölü sıçması mı? Yani öldükten evet, sonra evet, tavşan o sırada ölmüş boğularak ve masaya koyduğunda altına sıçıyor yani. Böyle bir televizyon programı mı olsa mesela her gün yayınlanıyor. 10 dakika.
televizyon programı. Ve hep böyle bir niyetle başlanıyor ve hep katastrof ve reklamlara gidiyorlar. Hep böyle. Mesela karşınızda işte atıyorum Cüneyt Özdemir geliyor, kafası kopuyor. Reklama gidin falan. Yani hep böyle bir şey olsa 10 dakikada. Distopik bir reality show değil mi? Katastrof show. Bütün ünlülerin ceza alması hissini tatmin ediyor toplumun işte. Evet. Biri çıksın diye. Ya Simpson'da öyle bir sahne vardı çok komik. Bu Mr. Burns var ya, bir yaşlı adam şeyin başı. Şey diyor, şimdi diyor işte süper kahramanlar girecek devreye diyor. İşte yıllardır beklettim diye. Şeyi bir açıyorlar, ölmüş tamam hepsi. Kapıyı kapatmış orada. 30 yıl falan iskelet almış. Böyle işte atıyorum mesela geliyor adam ağzıyla tır çekmeyi denerken hani dişleri orada kalıp. Abi size bir şey izleteceğim sonra ya. Bir bu yeteneksizsiniz tarzı bir programda Hintli bir ekip çıkıyor. Adamlar böyle normal bir gösteri başlıyor. Bir şeyler falan çeviriyorlar. Ondan sonra birbirlerine çekiçlerle vuruyorlar. Yerden atlıyorlar, üstlerinden araba falan filan. Hint yeteneksizsiniz değil mi? Evet, Hint yeteneksiz. Ama nasıl böyle yani şili falan bağırıyor, çığlık. Biliyorum abi. Adamlar abi yapmadığı şey kalmıyor. Yani şeyi anlamadım. Lan orada bitsen zaten geçeceğim turu, tamam mı? Devam ediyorlar. Devam ediyor. Bitmiyor yani. Adamın üstünden araba geçiyor. Sonra üst kafasından motosiklet geçiyor üstünden yani. Ve böyle kanlar içinde. Hayır, öylesi mi? İnsanlar gerçekten. Ben onu yok anladım. Yok. Yani. Nasıl kanlar için yani ya? Şey gibi işte böyle geniş plan çekmişler tamam mı, ama görsen tam bir curcuna yani. Allah Allah. Motor buradan geçiyor, öteki işte çivi vuruyor. Kafasında beton kırdılar değil mi? Evet evet. Çekişle ya, beton kırıyor. Nasıl lan bu? En ekstrem şey böyle bir floresanlardan kule yapmışlar. Aşağı atıyor bu. Ama şey iki böyle. Metre anlatıyor. Hiç durmuyor tamam mı? Allah 30 kişilik bir ekip. Devamlı bu tarz şeyler yapıyor. Domino taşı yuvarlanması gibi ağır mıymış? Çok iyi bir şey. Hani bir kişi çıkıp şey değil tamam mı? 30 kişi çıkıp hepsi bir şey yapıyor. Yani. Öteki geçiyor işte ne bileyim ateş çıkarır, öteki koluna vuruyor. Hani bitmeyen şey var ya. Yani yani böyle her aa dediğin noktada bir yukarıya taşımaya devam ediyorlar yani. Çok merak ettim ya. Çok iyiymiş ya. Şu an net izlemek istiyorum yani. O meyve dövüyorlar hayvan gibi şu an. Kafam olur. Götüme sok götüme. Şeyli bir de yani. Ama onların şovu boş bence şu. Adam ölse. Abi vuruyor vuruyor. Vuruyor yani vuruyor abi, delirdi böyle ve sivri uçlu bir şey. Sivri bir şey lan, nasıl adamı delmiyor? Plastiktir abi böyle bir şey. Abi bu çok kötü, inşaat demiri bu. Jüri yani çığlıklar içerisinde böyle kadın kulaklarını kapatmış. Dehşet içerisinde izliyor yani. Korkunç bir çok şey. Iyi. Abi, çok iyi. Çok iyi abi. Şey de ilginç. İşte bunları görmek istiyorum. Evet ya. Bence mesela de. Japon televizyon şovları var ya böyle yılanların içine Cemmel atıyorlar ya falan kadınları. Şeyleri. Adamın kafasına işte balık suyu falan döküyorlar. Herif iğreniyor. Oradan çıkmaya çalışıyor. Harika ya. Zaten çoğu şeyde bu MTV'de falan olanların çoğu böyle işkenceli şeyler hep Japon'dan uyarlama benim. Abi bildiğim. Çok ruhsuz. Kütüphanede sessiz durup dövüyorlardı falan. Ha evet. Oha öyle bir şey mi vardı? Kütüphanede sessiz olmaya çalışıyorlar da işte biri gülünce ceza veriyorlar buna. Dayak mı ceza? Bayağı... Yok biz mesela 5 kişiyiz atıyorum. YouTube gülmeden işte o, sessiz tamam olunca. Ta MTV'de vardı ondan önce Japon şeyindeydi. Tamam eyvallah. Onu işte mesela o tarz şeyleri yapıyorlar işte. Yaşlı bir adam var mesela evsizin sakalından çorba içme falan yapıyor. Bence en iyi. Bu ne abi? Suyu adam. Ya, o kadar yapabileceğimiz bir espri. En iğrendiğim video oydu. Abi evsizin çorba döküyorlar böyle uzun şey, yok. Çorba. Çorbayı dökmüşler oradan çorba yiyor ama adam böyle tamam. Yedi. Ağzını atıyor çıkarıyor sen yani izleyici olarak sen de istiyorsun yani. İzlemişsin bana. Yaşlı bir adamın neyinden? Evsiz sakallı. Evsiz yaşlı uzun sakallı böyle bir adam var tamam mı? Evsiz ama kıyafeti de. Çekiyorlar işte kağıttan ya, o çıkıyor. Ya yıkamışlardır abi adamı. Abi yıkasan olacak. Neresinden? Sakalın aç. Sakalı çorbaya bandırıyor. Sen o sakalından çorbayı elinle böyle al. Abi Japonlar neden böyle? Ya abi bunu kim düşünür ya? Abi ya, o ya, ceza abi olarak ne yapalım? Evsiz sakalından çorba içelim. Abi ya, adam yani çok kötü bir espri gibi ya. Ya herif aldı ve şey oldu yani hani atıyor devam ediyor bir tane bitirecek. İğrenç. Ben de kusacağım şimdi ya. Çok güzel izle. Abi iğrenç gerçekten. Ne iğrenç şeyler. Ne manyak adamlar ya. Travmatik bir şeymiş aslında. Ben iyi atlattım. Ya bu şey gibiymiş ya. Bayağı eskiden küçükken böyle iğrenç siteler vardı. Rotten.com. Ha evet evet. Böyle challenge yapardım. Bu ama şey bir de işte.
kütüphanede olan bu. Ha. Öbürtekiler de gülmemeye çalışıyor bunu yaparken. Ha bir de yani bu abi ben hayatımdan nefret ederim yani. Ben çok, ama kendimi çok buraya bu şey noktaya yani, sokacak ne yaptım diye düşünürüm ya bu yani aslında, o sırada. Yani böyle hani Türkiye'de de böyle köylerde falan böyle garip oyunlar oluyorlar evet, ya. İşkenceli, cezalı, vurmalı, tokatlı falan. Onun Japon versiyonu yani evet, aslında. Belki Türkiye'de de yapılsa belki tutacak. Aa, bence aslında bir şey var ya. Yani. Ne biçim şey yapıyorsunuz diye bir video var ha, ya. Mesela evet, çok benziyor Japon televizyon şovlarına. Şu an fark ettim. Bizim abi hep eğlence anlayışımız işkence üstüne. Evet evet. Japonlar Anadolu'dan çıkmadı. Doğru. Buradan bunu çıkarıyoruz. Neresinden ama? İç. İç Anadolu. Neresinden? Çin'den. Doğu. Ankara falan. Çıkma Türk yani. Keçi ören. Keçi ören. Bana da şey. Japonlar keçi hani öğrendi. Benim Kayseri'deki akrabalarım falan da böyle Kanal 7'de falan Japon dizileri oluyor ya. Çok benziyor tip olarak yani. Kayseri'de. Yani böyle gözler daha da çekik benim bir üst versiyonlarım. Ha. Akrabalarımın. Onlar iyice yok oluyor. Senin gözlerin çekik değil mi? Evet evet. Ya biraz herhalde. O şeyimi falan mesela senden ben adamın gözünü hiç görmedim. Falan. Türkmeniz biz. Ya, Türkmen. Evet. Utanç o duyulacak bir... Türkmenim. Türkmeniz. Biz de Selanik göçmeni. Tanındığınız en enteresan yer neresiydi? Penti sütyen şey satılıyor ya. Orada tanıdılar. Şeye girdik işte Deniz bir şey alacaktı oradan. Ben de girdim poşetini alıp çıkacağım ki bir erkeğin oralara girmesini nefret et. Tüm kadınlar sana bakıyor böyle. Ya sanki evet sütyen ya bakacak. Çok nerede abi erkeğe özel yer yapın bekleyelim o zaman orada yani. Girdim biri dedi özgür özgür dedi döndüm arkamı böyle elde poşetler hani etraf sütyen mütyen böyle biri tanıdı orada. Onu çok kötü bir nokta. Dedi bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Ben dedim dışarıda çektirelim hani. Kafada sütyen tanıdı. Nasıl karıştı? Nasıl kaçırırsın bu fırsatı aynen, yani? Ben olsam sütyenlerin önünde çektirirdim seni. Harika olur yani bence. Tuvalette de öyle oldu. Pisuarda tanıştık. Evet. Bu arada o hani modernleşen dünyada çok iyi bir sinema anıymış. Hani o sütyen rayonundaki erkeğin rahatlığı. Evet. Hani ne kadar rahat olacaksın? Anladın mı? Çok rahatsız olmak da köylülük. Öyle hani anladın mı? Şey ben burada duramam. Burada sütyenler ben var. Sütyen gördüğüm zaman içim şey oluyor. O da çok köylüce. Aha don don. Donlar var, donlar var. Sütyen var, don var. Şöyle de olsun. Külot. Yenye külot. Hani şey ben kendim. Bak bu da çok köylük bile ama şey de fazla. Evet. Hani çok rahat olmak. Ne var şu an var. Donlar atıyor falan böyle. Hafif mütevazı. Evet. Çok yani durmak istemiyorsun. Tabii eşimle böyle birlikte buradayız. Aynen. Bir şekilde yüzünden vermem. Bakışlar yani rahatsız ediyor zaten seni. Mesela kadın tabii sütyen bakıyor orada ve göz göze geliyorsunuz. Ben sanki kadının hangi sütyen aldığını aşırı merak ediyorum. Yani sizde o olmaz falan. Hayır ben de olamadım. Mesela kadın neden sana öyle bakıyor? Siz dolgulu kullanmanız. Abi ablacığım sana o olmaz bak. Görüyorum buradan. Yani kız arkadaşına hediye almak için veya eşine hediye almak için girmiş olabilirsin ya. Ben evet bakışları yani anlamıyorum. Oo, don almaya gitti sapık. Selamünaleyküm ben kız arkadaşıma don almaya geldim. Beni çıkardılar. Külot alacağım da. Nasıl çıkardılar ya? Victoria's Secret'te dışarı çıkardılar. Yemin ediyorum. Ne yaptın ediyorum abi yani? Ne yaptın? Abi bir şey yapmıyorum. Donları koydular ya. Donları. Zarar vermiyorum. Koklayıp yerine koyuyorum. Adriana limonu şeyine bakıyor. Böyle ya değmiyor yani. Ağzına Ayşe bir şey sormuş. Kullanılmış limon var mı sizde? Kullanılmış don var mı? Bunlar tertemiz. His vermiyor. Ya dolaşıyorduk böyle. Allah şey oluyormuş işte orada bir şeyden mi bir giyinme yerleri mi ne arızalanmış. Kadınlar şeyde deniyormuş. Hani mağazanın içi gibi perdeli bir yerde. Beyefendi dedi dışarı çıkın işte burada deniyor menüyor bilmem ne. Deneme dedi olmaz lan. Deneme odasına mı girdin? Yok abi. Deneme olur mu lan? Külotta deneme evet mi olur? Evet yani hakikaten başka vardı ya iç çamaşırı valla deniyorlardı. Niye o deniyorlar olmaz abi yani? Sen başka birinin taşyağının değdiğini yer misin yani? Niye taşyağı değil mi? Victoria's Secret falan değmiştir ama neyse. Dona taşyağı. Hayır, hayır. Victoria's Secret de öyle gidiyor. Hanımefendi bunun taşyak değmemişi var mı? Ben abi sütten ya alayım daha iyi oturur, daha iyi kalır. Sütten deniyor ya, kadınlar denemiyor mu sütten? Abi bir şey giyiyorlar mı? Sıkar rahatsız olurlar. Yani. Donu bilmiyorlar. Abi yasaktır ya. Herhalde altına bir şey giymen gerekiyordur. Sütten deniyor, şey deneniyor, deneniyor. Ya açıklayayım istiyorsan. Buyurun. Kendi kilodun üstüne giyiyorsun kilo. Sütten de deneniyor ama değil mi? Sütten deniyor. Deniyorlar.
Öyle bir yerde beni dediler ki hani sen çık işte kadınlar giyiyor rahatsız ol. Bir acı ola. Sütten. Ne var deniyor dolabın? Dolabın üstüne koydum bir şey yok. Katı katı. Hayvan gibi. Beklerdi kadınlar deniyor rahatsız oldular. Hayvan gibi paçalı don böyle. Paçalı donun üstünden giyiyor değil mi? Deniyor yani. Korkunç. Paçalı don. G-string gibi. Pardon. İplik. Ben pardon, öyle... ikinci el bölümüne ya bir de Victoria's Secret'in böyle iç dizaynı da böyle Ankara pavyonu kapısıyor pavyon, değil pavyon, mi? Pavyon, pavyon. Adriana Lima'yı bana çıkar yani? Defile olmasa var ya Ankara kosturdu. Ay tamam anladık, seksi yani. Lan atıyor böyle, sarı kız işte bilmem ne falan. O yüzden dışarı atmışlar, pavyondan dışarı atılır yani erkekler, doğru. Öyle değil. Yani çok olay çıkarmış böyle donları atıyor falan. Ama güvenlik görevlileri de böyle takım elbise, beyaz gömlek. Adisyon geliyor, kızıyor falan böyle, Victoria's Secret'ta. Bana meyve suyu getirin. Şeyde de vardı mesela, bir kere de o üstünden deneme muhabbeti var ya, parmak arası terlik giyeceğim. Ben de ayıp olmasın diye çorapla denedim hani, dedim çıkarmayın komple çıkarmayayım diye. Ulan herif bir güldü onu bana getiren adam. Arkadaşlara falan söylüyor. Kendileri, gelin lan burada çorapla parmak arası deneyen biri var, gelin lan falan diyorum. Çalışan mı bu yani? Evet ama 5-6 kişi nasıl gülüyorlar? Dükkanımızın ağzı nasıl çiğniyor? Ben de çorapla parmak arasıyla bunlara bakıyorum falan. Ben şey diye düşündüm, alacağım olacak ayağıma. Adam illa denedim dediği şey yaptı. Ben de dedim ayıp olmasın hani çorabı çıkarıp sallandırıp böyle ayağımı sokmayayım. Dışından denedim. Vay arkadaş hadi tuzak kurdu bana zaten. Modernleşen Türkiye ya. Çok komik bir şey. İnanılmaz yani. Bayağı dalga geçti yani. Ya bir ama biz hangi dükkan bu? Takmıyoruz camına işeyelim. Boy nerede? İsim de verir. Reon reon iş. Bir tane eczacı arkadaşımız vardı. Dedi ki işte prezervatif söylerken hani insanlar farklı farklı şeyler söyler ya. En farklı dedi şu geldi işte. Bir tane dayı şey demiş. Hücum yeleği var mı? Hücum yeleği ne lan? Arkadan böyle ordu, rozetli adamın falan sekse yaklaşımına bak yani. Şey, hücum yeleği. Birinci Körfez Savaşı gibi görüyor. Bu ne abi? Böyle şey olsa cepli falan böyle. Yani böyle mi sekişiyor adam ya? Aaaaah! Diye böyle giriyor olması lazım yani. Kamikaze. Mermi koyma yerleri falan var. Yani şey demiyor kimse. Hücum yeleği. Kondom, işte okey, Durex bilmem ne falan değil de işte hücum yeleği, kaput. Kaput çok iyiymiş. Kaput ölüm demek değil mi Fransızca'da? Öyle bir şeydi sanki. Bozuk demek. Kaput. Yok kaput. Bozuk mu? Kaput. Araba kaputu ne o? Yani... O da hiç başka kelimeler ama galiba... Almanca'da bozuk demek. Bozuk demek Almanca'da. Aynen aynen. Bir kaput işte... Motor kapağı da kaput galiba. Değil mi? Öyle kaputun altında diyoruz. Çok komik. Yani çok çok tatsız yani. Kaput var mı? Adam getiriyor değil mi? Kapak böyle. Bagaj kapağı. Vay. Ay çok çirkin. Bir ya. Ara böyle bir... Niye böyle çirkin şeyler oluyor? Ünlülerin şeyleri eklenmişti, hatırlıyor musunuz onu? Evet. Bir anda salmıştı değil mi? Ay Kulap ama. Jennifer, Lawrence bilmem ne. Reddit çöktü. Kristen... Aynen. Millet ne kadar abazaymış. Girememiştim onu. Niye? Derken... Abi insanlar birbirini yani hani sonuçta saklıyoruz. O yüzden mi çok merak ediyorlar? Abi ünlü olunca farklı bir şey bekliyorlar herhalde. Hani işte emojis yazacak falan. Harbiden Kaptan Amerika'nın yani shield'ı var arkasında. Yani kusursuz geliyor ya dışarıdan. Doğru. Scarlett'i gördük hakikaten. Nasıl aşağı var? Çok kusursuz. Bir kötü var böyle iğrenç böyle. Bekle. Kendi götünü atmıştı o bir kere ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Herkesin düştü şeye abi. Benim o. Düşmedi. Harvey Weinstein'a atmış. O pis blackmail yapmış aynen. Ona gönderiyormuş. Diye böyle iğrenç bir... Öyle mi? Diye. Nasıl yani? Tehdit amaçlama. Ya hayır şöyle oldu ortaya çıktı. Adam istiyor bu da gönderiyor. O dönemki çıkan nude'lar da o şeyler. Ya mesela atıyorum. Aa, bizim ülkemizde... Weinstein'a bak ya. Şey yapımcı yani, olarak. Bir şey diyeceğim. Bizim ülkemizde olarak yani. Bu konu irdelendiğinde... Hani cinselliğe erişimle alakalı büyük sıkıntılar olduğundan dolayı bir sürü problem çıkıyor deniyor da bu heriflerin her türlü erişimi de var. Niye öyle, hala bu sapıklık? Ne hala bu zorlama ve taciz şeyi? Bir de ama şey Harvey acaba? Weinstein'ı gördün mü ama yani? O yüzden... Oğlum benim insan değil zaten. Ama adam sıramlı şeyler. Adam kahvetten de alabiliyor fotoğrafı yani öyle de bir şey var. Abi adam işte blackmail yapıyor seni oynatmayacağım diyor. İşte Scarlett'ten fotoğraf alan benden neler alır? Öyle düşünün işte. Eriyor, cupcake'ler eriyor. Çirkin ya, bilmiyorum artık neyse, hiçbir şey kalmadı. Cupcake'lerimize ya. Gelelim. O zaman hangimiz hangi cupcake'i yiyoruz onu karar verelim önce.
Ben Acun'u yemek çok istedim ama Acun'u... Ben sen hani... hemen Gaviscon'u atarsın diye düşünmüştüm. Doğru, Gaviscon'u ben bir tane alayım bir kere. İkinci olarak da Acun düşündüm ama Acun'un fotoğrafı hiç çok masum bakıyor. Hani beni yeme der gibi, o yüzden yemiyorum. Ben Gaviscon yiyeceğim. Ben Hababam saygımdan sonra... dolayı Robert De Niro'yu yiyeceğim abi ilk önce. Bu benim abi benim... şey mi bu arada? Ya o üstündeki strafora benziyor, onu yiyeceğim. Bana da öyle geldi de. Yeniyor mu bu? Bildiğim kadarıyla yeniyor onlar da ama çok yani sağlıklı tatlı kokuyor bir şey. Şeker şeker bu abi. Ama yani bu arada hani miktar olarak ben da çok... Ben Şafak Sezer yemek istediğimden ötürü Hababam yeniyor. Sınır 3.5. You talking to me. Yeniyor. Oğlum bunların hiçbiri öğrenci olacak yaşta mı? Ben Allah'ın de şu kuşu mu yesem acaba? Kere çıkanın şeyi abi zaten. Yani babam yaşında adamı öğrenci diye... Gaviscon yiyorum bence. Bak, çok güzel bir benim şey. Benim karakter sizinle bakar mısın? Şunu yiyeceğim. Yani, crossover. Yani anladın mı? Hiç bir tanesi değil. Acıydı. Bu kesin ha, konu haydi. Konu acı. Bu arada güzel bir sürpriz şey olsun diye yapmış herhalde. Bu şey yeniyor mu? Evet. Bu buradaki üzerindeki şey yeniyor mu sizce? Ne abi? Şu yok, kağıt. Kağıdı. Yani yiyebilirsin ama öyle çıkar. Çünkü çok lezzetli yani yemeğe gömdük. Robert De Niro beklediğim kadar iyiydi. Lezzetli miydi Robert De Niro? Gayet güzel. Norm Ender yerken peki Volkan Bey bu konuda hani bir yeme beni yerim seni şeklinde bir rap şarkısı. Antep sucuğu. Aynen. Beni yiyenlere selam olsun. Onlar şimdi arkamda dursun. Kayseri sucuğu. Antep, Antep. Bu arada bayağı. Niye? Kayseri deyince gücüne mi? Bayağı boş biraz oluyor. Çok sevdim lan. Bastırma diye. Sucuk da olur da şey diyorlar, hepsini Kayseri'ye sokmayın hani. Görüşelim hani. Çok iyiymiş lan. Ben bayağı de bayağı benim şu an tutuldum. Bu yanına bir çay yani iyi gider. Ben de çay istedim şu an. Ya da kahve olabilir. Bu acıydı abi, ben bunu yemeyeceğim de. Acıyı nasıl yiyeceğiz? Acunu yemiyorsunuz. Acıyı size bıraktım, acunu ben yiyorum. Nasıl espri ama. Atakan... Acunun kendisini yemiyor musunuz? Acunun kendisini yemem. Ben acununuzu yiyebilir miyim? Lütfen. Volkan ben acununu yiyorum. O zaman ben de konoha yiyorum. Acun nasıl yenmeli arkadaşlar? Yani bir acun... Parayla yenmeli. Parayla mı yenmeli? Mutlaka yani parayla alakalı bir kısım olmalı. Acunun ilk... Biber yiyeceğim ben. Vazgeçtim. Direkt. Ya bence acı değil. Acun'u yedin onu. Hadi bu noktası. Acun'u yediler. Atakan Buzcular, konforsuz ortamlarda konfor alanınızı nasıl oluşturduğunuzu anlatın gibi bir... Terlik. ...tez konusu. Terlik. Terlik, eşofman altı. Ben bir kere bir ofise gittim abi. Bir nakliye ofisiydi. İçeri girerken ayakkabılarımı çıkarmamı istediler. Çıkardım. Sonra bir terlik getirdiler. Terlik de... Çok ev terliğiydi, içi tüylü. Böyle şey, yoğun bir terlikti. Ayağımı böyle içine soktuğumda bir... aşırı sıcak bir, nemli bir ortam buldum. Ay. Ya hani birincisini giydikten sonra acaba dedim hani... ikincisini hiç giymesem mi? İçinde sıçan varmış gibi. Bir ayağım terlikli kalsa hani... garip gözükürüm diye düşündüm yani ve sonra ikincisinde... büyük bir sıkıntı. Sizden önce başka biri mi giymiş acaba Volkan Bey? Yoksa evet, kendine... Kimler? Başka biri demek yetmez. Kimler kimler? Dolar. Çok kötü bir tecrübeydi gerçekten. Biri herhalde o terlikte spor yapmış. Ve içine terlemiş. Böyle bir kafaya girsem mi? Misafirlere spor yapılmış terlik vermiş. Hayvan gibi terli. O bir test gibi olabilir yani. Misafirin sana ne kadar değer verdiğini anlayabilirsin. Hiçbir şey demiyorsa... seni seviyordur. Japon kültürü. Ama rahatsız oluyor. Öyle değil mi? Tabii canım. Terlik lafı, terlik lafı terden mi geliyor acaba? Terlik niye terlik? Oha. Ezik terlik. Çok mantıklı ya. Buradan... Çünkü ayağın terliyor içinde. Kokuyor. Yine bir fikir çıktı orada. Ne oldu lan, kaçırdım. Çok terlik çok tatsız bir şey. Hadi açtım ben. Ben çok sevmem, terlik çok giymem yani. Abi terliksiz ev yok olmaya mahkumdur. Hayat. Türkiye'nin aile dediğimiz kavramını ayakta tutan tek terlik unsur, bir terlik, iki soda, üç de Türk kahvesidir. Bu Türk üçünün... kahvesi değil de çay. Şeyde hayır, çay, demlikte neden çay. Çünkü neden? Çay bir dönem içine radyasyon karıştığı için çok içtiğimizden dolayı içtiğimiz kahvenin tadı. Kötü değil. Ben anlayamıyorum. Çok derin bir... Çay garip bir şey. Çay garip. Çay neden garip bir şey biliyor musun? Çünkü... İlk defa çay yapan adamın bunu nasıl düşündü? Ya acaba biz bunu böyle ikili bir şey yapsak, üste biraz çay koyup beklesek, alttaki bir demini al... Yani böyle, bu nereden ilk çıktı yani? İlk çay yapan adam nasıl yaptı? Çin'de yapılmış. Demlendiğini ben biliyorum ilk çay yapan adamı. Çin'de bir gün
yapmışlar. İnanılmaz bir hikayeymiş ya. Çay hikayesi. Barut'un bulunuşu da öyle mesela. Çin'de bir gün barut bulunmuş. Bulunmuş. Aynen. Toplumda birçok şeyi dengeye tutan şey dayak yeme korkusu. Hı-hı. Yani gerçekten birinin sana dayak atamayacağını düşündüğün anda zalimleşiyor insanlar. Yani bayağı güçlü güçsüz evet. arasındaki aşırı yani korkunç derece ilkel bir dengesizlik doğru. üzerine kurulu her şey. Trafikte anlatacaktım ya Volkan Bey unuttum. İlginç bir olay yaşadım daha iki gün önce başıma geldi. Adamın biri önüme kırdı. Ben de bir şey yapmadım sağa geçtim böyle. Adam benimle sinirlendi sonra yan yana gidiyoruz böyle. Herif hızlı ve öfkeli de var ya böyle hani bakmadan kullanırsın böyle. Bana bakarak araba kullanmaya başladı. Bakıyor böyle ama nasıl sinirli böyle. Elini Allah kaldırdı Allah. Falan. Ne oluyor sen ne yapıyorsun? Sen dümdüz araba ben kullanıyorsun. Ben normal ya şeyi anlamadım yani. Herif zaten önüme geldi ya. Ben onun önüne kırsam bir mantık açacağım. Bakıyor böyle sinirli minirli bilmem ne. Allah Allah. Bayağı gittik böyle. Hani bir dakika falan sürdü neredeyse herifin böyle gitmesi. Ne komime oldu, geldi benim de. Kahkaha attım tamam mı arabanın içine böyle ama nasıl gülüyorum. Adam da şey dövecek beni yani ben gülme krizine girdim yani. Ve ben gülme krizine girince adam şok oldu. Hani ulan şey oldu bir algısı bozuldu. Hani bir önüne bakmaya başladı bir olay hani ne yaptığının farkına varmaya başladı. Ve şey yaptı adam yaptı gaza bastı gitti. Sonra şeyi fark ettim ulan bir silah buldum. Tepki vermeni bekliyor. Ya şey aslında hani bir meydan okuma. Hmm. Hani ben de şöyle yapsam sen kenara çekeceğiz belki. Sen de böyle falan desen. Ama o kadar komikti ki görüntü abi yani. Yani şey gibi yani hızlı ve öfkeli ya herif bana bakarak araba kullanıyor falan böyle. Ne oluyor ya? Çok komime gitti. Güldüm ve şeyi fark ettim yani. Hani aslında gülmek bir yandan da adamın üstüne geçmişim gibi oldu yani. Ya tabii sakinleştirmeye. Yok şey yani. Sakinleştirdin o kadar aslında herife. Yani, güldüm yani hani ama. Durumun boktanlığını adamın gözüne ha, soktu. Ha herif utandı yani. Ya dışarıdan baktı ve ondan sonra utandı ne yapıyorum yani. Lan ben. Utandı yani. Yoksa şey yani ben de ne vallan falan desem dövüşeceğiz yani hani. Abi insanlar tansiyon hastası işte. Ya her şeyden şey abi çok sıkıntılı ya. Çok, hiçbir ya şey olmamış. Geçtim zaten. Ya iki şey anlatacağım. Bir tanesi böyle bir şey görmüş ama çok kısa. Arabada gidiyorum. Yanında bir araba var. Böyle ışıklarda durduk. Döndüm baktım böyle herife. Adam böyle tamam mı? Hastikli dedim yani şey ama yani çok abartılı bir hareket. Falan yapıyor. Ağlıyor mu yoksa? Evet ağlıyor. Sonra abi şeyi gördüm. Biraz dikeldim. Yanında çocuk var. Çocuk da ağlıyor. Hani yaparsın ya çocuk ağlayınca yaparsın ya. Öyle bir şey yapıyor. Ama çocuk gözükmüyor benim bakış açımdan. Çok iyi. Arabada adam var yani tamam mı? İkinci anlatacağım şey de böyle bir Scary People compilation vardı. Bu izlediğim kanaldan bir tanesinde. Abi bir motosikletin şey kamerasından çekilmiş video. Motosiklet giderken bir araba böyle bir çarpacak gibi oluyor. Bu da böyle bir şey yapıyor. Basıyor gidiyor. Abi adam bir peşine düşüyor motosikletle. Abi böyle bir şey olamaz. Bak böyle gitmeye çalışıyor motorlu. Adam üzerine kırıyor. Yavaşlıyor. O da yavaşlıyor. Bir tır var. Tırın diğer tarafına kaçıyor. Herif tırın önüne kırıyor. En sonunda duruyor tamam mı motosikletli. Herif gitmek zorunda kalıyor. Sonra şey emniyet şeridinde ya. Dönüyor abi emniyet şeridinden. Basıyor geri gitmeye başlıyor. Çevre yolu yani. Kurtuldum derken abi herif diğer taraftan üzerine çıkıyor adamın yani. Eziyor tersten mu? Gelmiş herif. Yani çevre yolunda tersten geliyor falan. Oradan refüji açıp diğer tarafa geçiyor. Adam da geçiyor böyle. En son gerçi arabayla girilmeyecek bir yere gelince adam çevre yolunda arabanın kapısını açıp inip koşmaya başlıyor motorun arkasından. Yani öyle bir delirmiş herif yani. Abi, trafik, trafik siniri diye bir şey var. Abi yani çok korktuğum bir şey. Road rage diyorlar ya. Road rage çok korktuğum bir şey. Ben bir kere benim üstüme adam arabadan inip yürüdü. Bir şey de yok ya. Adam beni sıkıştırdı. Dağıt diye kornaya bastım. Sonra çekti önüme falan. İndi arabadan. Ben böyle durdum. Beyefendi beni sıkıştırdınız dedim arabanın içinde. Gayet sahip bir şekilde. Adamla böyle durdu. Sonra geri dönüp bindi arabasına gitti. Hiçbir şey diyemedi. İşte ya. O abi şey ya sen de bir şey desen dövüşeceksin yani. Ya ben niye bir şey diyeyim ki? Beni sıkıştırdın yani. Hani olan bu anladın mı? Niye bir şey diyeyim ya ki? Ya bu arada ben niye çoğunlukla dayak yeme ve öldürülme ihtimali yüzünden kavga etmiyorum.
Yani mesela çok mantıklı. Bir... Bıçak olabilir, herhangi bir silah taşıyor tabii, olabilir. Tabii canım. Baltayla adam kamyona vuruyor diyor ya. Bana ne baktın kavgası böyle diye bir şey var. Ayrıca yani niye kavga edeyim? Bizim yazlıkta birbirini vurmuştu bana. Çorba içerken kardeş birader niye baktın? Biri öldü yani. Abi tavuk falan yüzünden birbirini öldüren insanlar var yani. İnanılmaz ya. Bahçeme senin tavuğun girdi. Birini vurmuşlar benim, öyle bir akraban vuruldu. Abi çok garip. Tabii bu normal. Yok, bostanını suluyormuş da suyu mu bostanına gelmiş bir şey mi onun? Öyle bir şey yani. Allah Allah. Yani vururum kusura bakma yok, da. Yok şey yani çok uzak yani bir şey akraban. Yani. Ölmedi de vurulmuş. Sadece eyvallah. Yani. Ama hani. Komik yani. Herhalde başka bir öfke var ve oraya kanalize ediliyor. Öyle öyle abi yani. Normalde yani böyle ya vurarak anlaşma diye bir şey yok ki yani. Mesela bir kere şöyle bir şey oldu. Kadıköy'de arkadaşım Ali ile yürüyoruz. Ali de bu benim korkunç hikayemdeki evinde kaldığım arkadaş. Belki dinlemişsinizdir. Abi dershanelerin orada Kadıköy'de eski MEF dershanesi vardı ya dershaneler tarafında. Yürürken bir herif geldi. Sevimli iş adamının arkası. Yok yok orası değil, o kuş dili. Bir de Halit Ağa tarafı var. Anladım. O taraftayız. Yürüyoruz abi Yazıcıoğlu'na doğru. Bir adam çıktı karşımıza, dedi ki nüfus müdürlüğü nerede? Atıyorum. Öyle bir şey sordu. Ali de bir an nerede olduğunda ambale oldu böyle. Önce dedi ki şu tarafta dedi. Sonra böyle pardon ya bu tarafta dedi. Karıştırdım ya dedi. Ya bu tarafta ya bu tarafta karıştırdım falan oldu. Yani tarif edemedi ama çok iyi niyetli, hiçbir kötü niyet olmadan böyle kaldı. Abi bir sinirlendi. Taşak mı geçiyorsun lan sen benimle dedi, böyle böyle yapıyorsun falan. Böyle bir anda yükseldi. Ali ilk yani ister istemez. Ya abi yani yanlışlık oldu, karıştırdığım için öyle yaptım falan dedi böyle. Adam böyle şey oldu yani, bayağı bir kavga yani moduna girdi. Ali de tabii o zaman döndü. Ne diyorsun lan sen falan oldu. Ben de dikeldim herife böyle. Bir anda ikisini görünce benim işte halam öldü yani falan diye ağlamaya başladı. Evet. Ne oluyor abi? Aynen biz de abi tamam bir şey dedik ya falan, ne yapayım falan olduk ya. Tamam abi başını, biz de bir anda hani başın Allah sağ olsun abi, hani bir anda ona döndük falan. Allah Allah. Lan ne yaşadık biz? Bize 30 saniye içinde ne yaşattın lan? Anladın mı? Kızdık, üzüldük, ağladık. Saçma bir hani Christopher Nolan filminden çıkmış gibi olduk yani. Şimdi ben sana anlayışımı göstereyim, döveyim mi? Çünkü adam hani halam öldü yani, o akrabası öldüğünün trajedisine girmese adam dövüyorduk yani hani. Çünkü biz de olsa da genciz hani, benim çok hani fitilimi ateşlemiş herif ya. Bayağı gömerdim yani bir tane. Ama anlayış göstermem 30 saniye sürmedi yani adama. Abi şunu alın elimden ya. Sıkacağım. Böyle hop hop hem kıt 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 ses geliyor abi. Cinleştim bir vücudumun uzvu gibi.